Peki bu oğlan nerelerde evlat? Aramadık yer bırakmadım. Yok yok. Buraya suçsuz olduğunu bilmiyor mu? Harun Bey'in kızıyla beraber olur da her şeyi öğrenmez mi? Hmm. Bu işte bir iş var. En iyisi Osman'ı bulmak. Bu işi o halleder. Ne oluyorsun Ekrem? Bilmiyorum. Aniden kalbime bir sancı saplandı. İçim sıkıldı. Akşam içkiyi fazla kaçırdın. Rahatsız etti seni herhalde. Gecikeceğim diye telgraf çekmiş. Babam küplere bindi. Hem artık çabuk dönmesini ben de istiyorum. O gelir gelmez biz de inşallah nikah masasına otururuz. Aylin, kaç defa söyledim bu konuyu açma, benden sana hayır yok dedim. Ne yapayım, elimde değil. Bunca zaman beraberiz. Bana alıştığını, beni bırakmayacağını zannediyordum. Bu beraberlik benim gönül rızamla değil, sen de biliyorsun. İşlerimi halleder etmez Hülya'nın yanına döneceğim. Zavallı, yolumu nasıl gözlüyordur şimdi? Benim Hülya'dan nerem eksik? Onun veremeyeceği şeyleri veririm ben. Eğer seni bana bırakırsa, ona ağırlığınca para veririm. Bazı şeyler parayla alınıp satılmaz. Neyse, kapatalım bu bahsi. Osman! Senin erkekliğin bu muydu be? Bacım dağ başlarında perişanken, anan kardeşlerin evde sersefilken, sen burada keyif çatıyorsun. Suçsuz olduğumu ispat edebilmek için ben buradayım Osman. Babanı ben vurmadım. Eğer ortaya çıksaydım hemen yakalanırdım. Şimdi her şey anlaşılıyor. Hasan gibi sen de bilmiyorsun. Sen katil değilsin. Katil kodese gireli aylar oluyor. Dur. Dur gitme. Bu hikayeyi sen tam olarak biliyorsun. Kaçmaca yok. Katil bu kalkan abisiymiş. Kendi ihbar edip kodese attırmış. Anlatmadı mı sana? Neden yaptın bunu lan? Niçin yalan söyledin bana? Niçin bunca zamandır yanında tuttun beni? Dur, dinle ne olursun. Dinle beni. Her şeyi senin için yaptım Ekrem. Senin için. Seninle beraber olalım diye. Beni sevesin diye yaptım. Oh!
Yavrum. Canım benim. Hülya? Hülya'm nerede? Gel Ekrem abi, seni Hülya yengeye götüreyim. İşte Hülya abla burada yatıyor. Son nefesine kadar sizi sayıkladı, sizi bekledi.